Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan'la birlikteyiz. Barış, ne haber abi, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Bir hafta dinlendik, öyle geldik. Ben de iyiyim, sağ ol. Evet, ikimiz geçen hafta yoktuk. Aynen, bir hafta arayla tekrar mikrofonun başındayız. Valla fena değilim ben de ya. Biraz bu ara koşturmacamız, tempomuz arttı. Hayatta ufak ufak normalleşmeye dönerken biz de biraz burada koşturuyoruz ailecek. Onun hafif tabii bir şeyi oluyor, yorgunluğu var ama fena gitmiyor. Sen nasıl, normalleşme serüvenin nasıl gidiyor? Ben de biraz daha eşit dostu arkadaşları görmeye çalışıyorum, özlediğim arkadaşlarımı, dostlarımı. Hayat dediğin gibi devam ediyor bir şekilde. Dikkatli olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Avrupa Şampiyonası, Copa Amerika falan derken keyifli de bir dönemdi. Artık bakalım, yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına, ver kırmızı dönemine geçeriz artık yavaş yavaş. Evet, ben geçen hafta Eskişehir'deydim. Mert'le görüştük. Aynen dediğin gibi ufak ufak böyle eş dostla görüşmelere falan başladık. Özlemişim de Mert'i. Bayağı orada hem kanalı hem de biraz Euro 2020, biraz yeni sezon, azıcık Galatasaray, biraz Fenerbahçe falan derken bayağı muhabbetin dibine vurduk. Güzeldi yani, özlemişiz. Yüz yüze sohbet etmeyi de özlemişiz. Öyle. Yani Zoom yerini tutmuyor kesinlikle. Tabii canım, muhakkak yani hayatımıza girdi. Belki de çıkmayacak bundan sonra hiçbir zaman ama yüz yüze görüşmenin, sohbet etmenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Bu hafta tam finaller haftasıydı. Acayip güzel bir hafta sonuydu. Copa Amerika'da final oynandı. Euro 2020'nin finali oynandı. Wimbledon'da kadın erkek finalleri oynandı. Bayağı güzel bir hafta sonu geçti. Dün akşam da Euro 2020'de İngiltere İtalya finali, müthiş bir final. Yani adı yani müthiş bir finaldi. Oyun olarak gerçi çok fazla tatmin etmedi belki bizi. Beni tatmin etti, güzel maçtı ya. Yani benim için çok ortalamanın çok üstüne çıkamadığı zaman dilimi daha fazlaydı açıkçası. Benim için Sonu çok dramatik bitti tabii. evet. Penaltılara kadar bitti maç. Penaltılarda İtalya'nın üstün gelmesiyle birlikte kupayı Roma'ya götürdüler. Nasıl geçti? Nasıl bir akşamdı senin? Valla ben İtalya'yı destekliyordum. Zaten turnuvalarda ben Avrupa Şampiyonları'nda biliyorsun İtalya'yı, Almanya'yı desteklerim. Dünya Kupalarında bunun yanına bir Arjantin eklenir. Portekiz'de Brezilya'dan da haz etmem. Onun için iyi bir şampiyonaydı benim için. İngiltere'de de sevdiğim oyuncular vardı. Bence turnuvanın en iyi iki takımı final oynadı. Yani Danimarka maçı ile ilgili eleştiriler var da ben yani o maçı İngiltere her türlü kazanacak topu oynuyordu bence. Bir sıkıntı yok. Hakkıyla geldiler finale. Finalde de 1-0 öne geçtiler ama ondan sonra da İtalya iyiydi. Özellikle ikinci yarı. Ya şimdi sen maçı vasat bulduğunu söyledin ama ben mesela şu tip şeyleri seviyorum. Mancini çok doğru bir şey yaptı. Çok cesurca bir hamle. Yani Immobile iyi değildi. Immobile'yi çıkarıp Belotti'yi almadı. Etkisizdi Insigne. Insigne'yi ortaya attı. Chiesa, Berardi, santrforsuz bir düzene geçip İngiltere savunmasını zorladı. Tamam, gol duran toptan geldi ama yani o kadar sert kapalı bir savunmaya bulunabilecek pozisyonlara da girdiler. Kıpır tuttu, şansları yaver. O gol gelecekti bir şekilde, hissettiriyordu. Ve maçın Evet. geneline de baktığımız zaman 120 dakikayı bence hak eden takım kazandı. Roberto Mancini de yani tarihe geçti herhalde. Çok büyük bir performans gösterdi. Konuşmuştuk seninle de yani İtalya'nın kadrosu çok vasat bir kadro. Yani turnuvanın en iyi kadrolarını bir sıralasak kafamızda şimdi şey yapsak. Yani 7. 8. falan olur herhalde. Öyle değil mi? Kim var İtalya'da yıldız olarak? Hadi biraz Verratti falan diyebilirsin de yani Şimdi çok... turnuvayla birlikte yani potansiyeli, müthiş bir potansiyeli var. Chiesa çok ön plana çıktı, yıldız olarak Ya tabii. Chiesa da önemli bir oyuncu da yani nasıl diyeyim, çok daha vasat gördüğümüz takımlarda da Chiesa'nın turnuva öncesi vaat ettiği şeyleri gösteren oyuncular vardı zaten ya. Ya da Chiesa var ama şimdi ya işte İtalya'nın stoperleri hep iyidir. Ya Chiellini biraz sallandı, Acerbi oynadı mesela. Yani Evet. kötü bir oyuncu değil ama işte Locatelli, Di Lorenzo yani vasat da oyuncular var ama hoca müthiş bir takım kurmuş gerçekten. Ve o kadrodan işte maç içi hamleleriyle falan da %100'e aldı, alabileceği her şeyi aldı. Ya penaltılarla kazandı ki ben çok haz etmiyorum penaltılardan. Ama yani hak ederek kazandı iki maçı da. Ya işte çok birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir kadro ve onlar da gerçekten performans olarak da kendi vasatlarının biraz üstüne çıktıkları zaman komple takım olarak müthiş bir iş yaptılar. Zaten hani takım olarak hep bahsediyoruz şeyden, İtalya'dan. Hani ön plana çıkan, çok ciddi bir şekilde Turnuvanın fark oyuncusu yaratan. söyleyemiyoruz mesela. Şu diye net bir Tabii. şekilde söyleyemiyoruz. Beğendiğimiz Evet. oyuncular var. Ama şu kesin diyemiyoruz yani. Mesela Ben Fransa'nın sadece... ilerlediği noktaya kadar Pogba derdik mesela. Ne Evet, bileyim, ben sadece... İngiltere'de Sterling derdik de bu yok yani şeyde. Evet, İtalya'da yok. Ben Immobile'nin performansı beni biraz şaşırttı. Ben daha iyi bir performans bekliyordum Final için açıkçası. mi, turnuva için? Genel olarak turnuva için. Yani benim kendi beklentimin biraz altında kaldı sadece. Onun Çok üst dışında düzey bir oyuncu değil.
Rıza bile. Yani önemli bir golcü kabul ediyorum da yani İtalya'yı böyle alıp sürüklemesini beklenmemeli zaten Immobile'den. Belotti belki o olabilirdi. O da olmadı. Torino'da kaldı. Yani evet. O kalitede bir santrfor zaten bence değil. İyi bir oyuncu. Ben beğeniyorum. Lazio'da da çok iyi sezonlar geçiriyor ama yani İtalya milli takımını alıp da böyle Avrupa şampiyonluğuna taşıyacak santrfor o değil bence. Evet. Ya zaten öyle de bir oyun da oynamıyorlar. Dediğim gibi çok takım halinde bir iyi bir yapıları var. Bize güzel de oyunlar da gösterdiler. Yani çok sıkıcı bir İtalya'da değildi açıkçası. Ya yani İngiltere daha sıkıcı bir takımdı çok açıkçası. Çok güzel top oynadı İtalya. Hep oynamaya çalıştı. Hiç tutmadı oyunu. Evet, hem çok tempoları da yüksekti dediğimiz gibi. Yani iyi bir turnuva geçirdiler. Yine finalden böyle akılda kalan İngiliz taraftarından biraz bahsetmek lazım. Maç önü ve maç sonrası kötü görüntüler izledik sosyal medya aracılığıyla. Ki maç sonu işte penaltıyı kaçıran 3 oyuncuya ırkçılığa varan boyutta. Ya onlar bahaneye bakıyorlar zaten. Yolda gördüklerinde de muhtemelen ırkçılık yapıyorlar. Fırsat bulmuşken yapıyorlar. Yani de orada hocaya kızsınlar ya. Penaltıyı kaçırana niye kızıyorlar? Bukayo Saka penaltı mı atar? Kaç yaşında Bukayo Saka? Kaç tane hayatında penaltı at? Ben şunu söylemek istiyorum sana. Böldüm sözünü ama. Ben mesela şunu duyuyorum sosyal medyada da çevremde de. Ya İngiltere çok kayrıldı. Bütün maçları kendi sahasında oynadı falan deniyor. Yani bu şampiyona İngiltere'ye verilse de İngiltere bütün maçları kendi sahasında oynayacak. Yani ve en azından benim kızdığım da bir şey. Ev sahibi takım direkt katılıyor şampiyonaya. Son şampiyon katılmıyor son yıllarda. Ya niye ev sahibi direkt katılıyor? Yani turnuvayı düzenliyor diye oynama hakkını niye elde ediyor? İngiltere en azından hadi ev sahibi kabul edelim bu turnuvada ki diğer takımlar da belli bir noktaya kadar. İtalya da mesela belli bir noktaya kadar ev sahibiydi. Adamlar en azından bir eleme falan oynadılar turnuvaya. Hak kazandılar da geldiler yani. İngiltere'ye de bir 30 yılda bir Avrupa şampiyonası verilebilir. Garip bir şey değil. Yani muhakkak ama işte şeye gelirsek yine final maçı özeline taraftarların özellikle maçtan önce gişelere saldırmaları, daha sonra İtalyan taraftarların bulunduğu tribüne bir saldırdılar falan derken bayağı acayip acayip işler oldu yani maçtan sonra da. Çocukluğumuzda görürdük ya İngiliz holiganlar olay çıkardı diye bayağıdır duymuyordum, temizlemişlerdi, geri dönmüşler. Ya ben İngiliz taraftarlarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin müthiş bir kadrosu var. Yani Southgate de finale kadar bence iyi getirdi takımı. Yani çok hoşumuza giden bir futbol oynatmadı. Benim sevdiğim oyuncuların çoğunu yedek bıraktı. Ama yani o kadroyu bir şekilde değiştire değiştire iyi kullandı. Hücum gerektiğinde hücum oynadı. Savunma gerektiğinde savunma oynadı. Yani İngilizlerin bu kadar enseyi karartmasına gerek yok. Bu şekilde devam ederlerse ki alttan da çok oyuncu geliyor. Yani bu şampiyonada olmamış olabilir ki final oynadılar. Sürekli finalde oynamıyorlar. Bir Dünya Kupası'nı kazanabilirler seneye. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı kazanabilirler. Ya zaten Harry Kane'i çıkar. Kenara al. Oyuncuların işte Sterling bile 26-27 yaşında yani. Çok genç bir takım Tere. Bu oyuncular tabii, giderek tabii, üstüne koyarak. Kocaları da çok genç. Yani şey yapmasınlar. Sosyal medyadan oyuncuları falan karalamasınlar. Ya işte adamların 120. dakikada oyuna giren oyuncuları Rashford'la Sancho. En az 100 milyon eurodur ikisi de. Zaten Sancho transferi oldu. Rashford da evet. En az 100 milyon eurodur. Yani sakin olsunlar, bu takım olur yani. Zaten Southgate de Dünya Kupası sonuna kadar kalacağını dedi. Bir taraftan aklı selim İngiliz taraftarlar da dün akşamdan bu yana sürekli bu takımı işte ülkeyi ne kadar gururlandırdığını ve arkalarında durması gerektiğini açıklıyorlar. Bir taraftan da işte o ırkçılık karşıtı açıklamalar yaparak. Hocalar için şans oldu tabii bu arka arkaya ya, şampiyonalar. Işte 96'da da aynısı olmuştu İngiltere'de. Şimdi de aynısı oldu. Yani ciddi bir aslında milli takım üzerinden beklenti ve baskı var. Ama bu da bir türlü kırılıp başarıya dönüşmedi. Yine bu takım için ciddi bir başarı bu sonuçta. Tabii ki kupa elde edilemedi ama genç, çok ciddi potansiyelli bir kadro. Aslında büyük bir tecrübe kazandılar teknik direktörleriyle birlikte. Dünya Kupası'nda belki de çok daha büyük bir iş başaracaklar. O yüzden birazcık daha sabırlı olmak lazım ki şurada zaten 1,5 sene var. 1,5 sene sonra da Dünya Kupası oynayacak bu kadro. Hatta bir ay sonra eleme maçı var ya. Yani evet. Ya bir de işte, son dünya üçüncüsü bu takım. Avrupa ikincisi yani. Hadi şey olur Almanya falan olur hadi. Ya da bu kadrosuyla Fransa falan olur da anlarım hadi ama İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası finali kaç tane var? İlk finaliydi galiba değil mi? Evet. Dünya Kupası finali bir tane var, onu da kazandılar zaten. Bir 66'da bir var yani. Bolu bulduk işte, Football is coming home falan. İşte bir en büyük başarılarını kazandı bu takım. Sakin olmak lazım. Aynen ve Rashford, Sancho, Saka bunlar zaten Dünya Kupası'nda bu takımın yine en önemli 15 sene oynayacaklar bu milli takımda yani. Bunlar ya. Bu üçü evet. 15 sene oynayacak yani, bırakın oynasınlar. Bir de kupadan İtalya kanadında akılda kalan şeyden, finalden daha doğrusu iki görüntü benim: Bonucci'nin kamerayı tutup "It's coming to Rome" diye bağırması, bir o vardı.
Çok güzel bir estantene. Bir de şey, bence Bonucci'nin gol sevinci falan da çok iyiydi. Bu yüzünü gösteriyordu ya kupada gol attıktan sonra. O hep öyle yapıyor. Bütün gol sevinçleri öyle. Evet, gol sevinci çok iyiydi. Bir de şey, De Rossi'nin soyunma odasında masanın üstünden kayışını da görmüşsündür herhalde. De Rossi de ilginç bir insan. Bonucci'nin oğlunun rahatsızlığıyla ilgili galiba gol sevinci. Hani sen daha iyi bilirsin. Bir farkındalık da yaratmayı amaçlıyor. Onun rahatsızlığı olan bir oğlu var. Yani çok güzel adam Bonucci. Çok da özel bir futbolcu. 34 yaşında yani Chiellini'nin yanında diye biraz genç gibi kalıyor da 34 yaşında Bonucci de yani. Chiellini kendisini ne kadar yaşlı gösteriyorsa yüzü onun da bir o kadar şey gösteriyor. Chiellini de 37 yaşında, o 34 yaşında. Evet. Yani Bonucci bir 2-3 turnuva daha oynar gibi geliyor ama adam 34 yaşında yani. İşte Kroos milli takımı bıraktı 31 yaşında mesela. Ya şey, Chiellini de müthiş bir kaptanlık yaptı bütün kupa boyunca. İşte bir önce İspanya maçında şey penaltı atışlarından önce. Matayı şeyde bozuk parada zaten Matayı mağlup ederek. Yani orada zaten penaltı atışlarını kazandı yani. Kaptan olarak önce şeyi, kaleyi seçti, sonra topun kendisinde İtalya'nın başlaması yönünde hem hakemi hem şeyi Alaba'yı. Yok, ay, Mata. Mata değil abi, ne Mata? Mata diyorum ya, Alba. Alaba, ben de Alaba diyorum ikimiz abi. İkimiz de karıştı, şey kafalar, oldu doğru ya. Kafalar gitti aynı. Ya müthiş, o görüntü acayip yani. Ben bizi de hırpaladı Chiellini orada ya. Tabii. Yarı final penaltı atışı öncesindeki gibi değildi. O da şey demiş zaten ya, en son sırada ben vardım, bana sıra gelmeyeceğini biliyordum, ondan öyle rahattım diyor. Ya işte ya, zaten öyle bir şey abi, o soğukkanlılık, o tecrübe bambaşka ya tabii, bir şey. Ya oraları oynayan çok fazla oyuncu yok İtalya'da. İşte Donnarumma iki penaltılı da yıldızlaştı. Yani yıllardır oynuyor ama 22 yaşında Donnarumma. Yani o orada birazcık o arkadaşlarına da, ki İtalyanlar da çok sıcakkanlıdır, sakin olun, keyfini çıkarın. Ya zaten orada penaltılarla elense de İtalya çok başarılı. Tabii her zaman şampiyon olmak farklı. Ki diğer aktör de Mancini. Bu takımı çok kötü bir durumdayken devraldı. Kendi kariyeri yani de kötü bir durumdaydı. Kendi kariyeri de aynı. Galatasaray'da başarısız olmuştu. Inter'de başarısız olmuştu. Zenit'te başarısız olmuştu. En son Zenit'te de iyi para harcatıp başarısız olduktan sonra İtalya milli takımına gelince hatta ben biraz açıkçası garipsemiştim yani. Bu kadar kariyeri düşüşte birini niye getiriyorlar diye, ama yoktan var etti. Gerçekten öyle. Kendini de aynı şekilde var etti. Yani iyi hazırlamış kendini. Çok iyi hazırlamış. Mental olarak kendi çok iyi, ki takımı da o şekilde hazırlamış belli. Çok sağlamlardı yani mental olarak. İyi gelmişler ya. Çok acayip bir uyum vardı, ki insan ilişkileri çok iyi biri Mancini. Bu çok belli de oluyor. Takımla çok çalışkanmış ya. Hep öyle diyorlar. Galatasaray'da da çok çalışkan. Çok duygusal bir ilişki kuruyor etrafıyla anladığım kadarıyla. Yani oyuncuların ona, yani sadece saygı değil, çok büyük bir aidiyetleri var. Maç sonu da gördük onları da. Ya yani Vialli ile olan ilişkisi de, onlar biliyorsun çok eski dostlar. Evet, tam Vialli ben de ondan, çok ciddi bir sağlık sorunu geçirince, kanser olunca, ya gel beraber çalışalım demiş. Yani birazcık hem ona moral olsun hem bu işi birlikte aşalım. Onun için Vialli her golden sonra koşuyordu. Zaten yani sosyal medya paylaşımlarına da bakarsanız iki fotoğrafından biri Vialli'nin, Fratello diye Mancini ile fotoğraflarını paylaşmış. Çok özel, çok güzel bir insan. Türkiye'de de bir yıl kaldı. Her gelen yabancı hocanın bir garip olayını, bir şeyini görürüz. Mancini hep beyefendiliğiyle ve şık atkılarıyla, yakışıklılığıyla, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla iz bırakmışsa kötü hatırlamaz bir takım, evet, taraftarı. Herkes yani de onun adına çok mutlu oldu yani bence. Şey, tuhaf bir ne açıklaması ne bir şey, giderken de şey olmadan gerçekten çalışıp ve keşke uygun bir yapı olsaydı o zaman geldiğinde, daha uzun süre Türkiye'de kalmış olsaydı. Ya işte bizde şey oluyor, doğru bir şey yaptı aslında. İşte Türkiye'ye gelip kovulunca bir Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası kapısı açıyoruz. Onun için o gelmesi gerekiyordu. Geldi. Löw, Del Bosque gibi, onlar gibi şeyi aldı. De İtalya ile Avrupa Şampiyonu oldu. Yani başka kupa finalden aklında kalan şey varsa. Ben yarı finalden bir şey söylemek istiyorum. Levent Özçelik çok konuşuldu yarı finalde. Evet. Ya ben saygı duyduğum bir spiker. Hepimiz ondan çok maçlıdır. Onunla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. İlgim de var biliyorsun. Spiker olmak benim çocukluk hayalimde, olamadım. Yani ben şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. TRT'nin yanlış yaptığını düşünüyorum. Erdoğan Arıkan'ı tanırım da. Çok önemli bir spikerdir. Sadece spor spikeri olarak değil, eğitmen olarak da. Levent Özçelik de aynı şekilde. Ya bu insanlardan bence kurum farklı şekilde faydalanmalı. Yani yıpratıyorlar. Genç spikerler var. İşte finali anlatan Hünkar Mutlu da gayet güzel anlattı bence. O tip gençler bu işi yapmalılar artık. Bu tip insanlar da genç spikerlere, spiker adaylarına bilgilerini, tecrübelerini aktarmalılar. Hatta yanlarında gitmeliler. Yani Wembley'e gitmelerinde hiçbir sakınca yok. Gitsinler. Nasıl, ne yapılır orada? Maç öncesi nasıl hazırlanılır? İşte meslektaşlarıyla diğer ülkelerden gelen nasıl iş olur? Nasıl bilgi alınır? Yani sadece spikerliği değil, orada kurumu nasıl temsil edeceğini de öğretsin. Çok iyi eğitimci bunlar. Ben 1-2 saat
saat dersime gelmişti Erdoğan Arıkan. Oradan biliyorum. Yani TRT'nin en iyi spikerlerinden bu insanlar. Yani bu şekilde faydalanmak lazım. Hem o kişilerin hafızamızdaki yerini kötüleştiriyorlar. Hem de yani şimdi Avrupa Şampiyonası yarı finali çok güzel maç. Konuşulan onun yaptığı bir hata oluyor. Yani o da ben bu konuda da bunları söylemek istedim. Açıkçası işte TRT'nin dönüştüğü durum ortada. Onunla birlikte içi de maalesef yavaş yavaş bambaşka bir hale geldi. Dediğin spikerler bizim özellikle hafızamızda çok maçta sesleri var. Ancak onlar da o dönüşümle birlikte tuhaf bir hale geldiler. Yani Erdoğan Arıkan son işte benim hatırladığım 5 yıldır sadece top ceza sahasına girdiğinde anlamsızca bağırarak maç anlatıyor. Başka hiçbir yaptığı bir şey yok. Ve ben yanında maç anlatıyor olsam ve bağırsam muhtemelen beni uyarır. Barış spikerler maçın önüne geçmemeliyiz der. Yani çok çok ciddi bağırarak maç anlatıyor. O da top ceza sahasının içine girdiğinde aniden bir sesi yükseliyor. Ya tuhaf, kuru hafızası kalmadı işte. Ondan bahsedecektim. Levent Özçelik de o şekilde. Yani maç anlatımı yıllar önce Galatasaray'ın UEFA finalini anlat. Oradaki anlatımını da biliyoruz. O ne hale dönüyor? Bir taraftan da işte şey var yani şu an genç spikerler de var TRT'de ama onlar nasıl TRT'de o TRT'nin eğitiminden geçerek o mikrofonların başına geçtiler. Belki de yıllarca mikrofon bile verilmedi onlara. İlk önce o aşamaları kat etmeleri gerekiyordu. Ama şimdi yeni gelenlere de bir eğitim verilmesi gerek. Dediğin gibi farklı bir şekilde TRT'nin o kendi kimliği ve kültürünü o gençlere anlatması, yapmaları, bu eğitimleri yapmaları gerekirken hala daha maç anlatmaya çalışınca işler biraz değişiyor. Ya şöyle, yani ben sorunu söyleyeyim. Hani ben de başvurmak istedim yıllardır. TRT sınav açmıyor uzun süre. Yıllardır sınav açmıyor. İşte İstanbul'daki stüdyosuna ya da İstanbul'daki ekibe özel kanallardan transfer yapmayı tercih ediyorlar. Şunu yapıyorlardı eskiden. Yani bu Yalçın Çetinler, Erdoğan Arıkanlar da bu şekilde veya işte Lig TV'deki iki Melih, pek çok bildiğimiz spiker. Yani TRT bir sınav açardı, başvurulurdu. Binlerce insan başvururdu. Birkaç kişi alırlardı. Onları da TRT'nin içinde, senin de biraz önce bahsettiğin gibi bazısını radyolarda, yerel radyolarda yani TRT'nin Erzurum'u almıyorum artık. Belli süre orada eğitirlerdi. Sonra yavaş yavaş televizyona çıkarmaya başlarlardı. Ve ondan sonra devam ederlerdi. Bunlar zamanla işte Yalçın Çetin olurlardı. Ve o ekibin içinde de işte tecrübeli spikerler ya da yeni bırak spikerler eğitirlerdi. Bu kurumsal hafızadır. Çok zor elde edilir. TRT de zor elde edilir. Ama kolay bir şekilde kaybetti. Şu anda da hala bir iki tane öyle spiker var. İşte Necati Telli var galiba. Bir de Eren diye biri var galiba. Ben beğeniyorum ikisini de. Onlar bu şeyin son demleri aslında. Son bu tedrisattan gelenler. Ben yine Avrupa Şampiyonası'nın en beğendiğim spiker performansları. Onların yani umarım düzelir bu. Bu arada çoğu maçların olduğu şehirlere de gitmediler. Bu İstanbul'dan bir de Odava'dan turnuva takip edip maç anlattılar. Senin deminden bahsettiğin işte kurum dışarıda nasıl temsil edilir? Diğer meslektaşlarıyla nasıl iletişime geçerler? Yani biz şunu çoğu zaman çoğu futbolcunun isminin telaffuzunu büyük turnuvalarda öğrenmişiz. Çünkü özellikle Dünya Kupası'nda bu olur. Hames işte. Mesela Hames. O nasıl öğrendik bunu? O maçı anlatan yerin diğer meslektaşlarıyla o kadrodaki isimlerin nasıl telaffuz edildiği üzerine sohbetler ettiğini... Yok şöyle olmuş adı. Hünkar Mutlu. Yani. Hünkar Mutlu açıklamıştı onu. Kolombiya'daki elçilikten falan bilgi almışlar galiba. Hatta diyor, 3 kere sordum. James olmasın. Biz o zaman hep James diyorduk hatırlıyorsun. Porto'daki o genç Kolombiyalı'ya. Hames deyince çok şaşırmıştık. O da öyle açıklama ihtiyacı hissetti. Yani bir spikerin görevidir abartmadan tip telaffuzları. O iş öyle yani öyle, muhtemelen yani Hünkar Mutlu da kendi kendine yapmamış. Yani o TRT'deki mesleki büyükleri ona tabii o şekilde bunlar, öğretmiştir. Neyse bu konu çok uzun sürer ya. Yani. Ben dertliyim bu konuda. Evet. Neyse oradan o zaman hemen Messi'ye geçelim. Finaller hafta sonuydu. Bir de Copa Amerika'da final oynandı. Brezilya ve Arjantin finali vardı. Rüya gibi Neymar'lı bir final ya. Brezilya. Hiç denk gelmiyorlardı. Evet. Neymar'lı Brezilya, Messi'li Arjantin'le karşılaştı ve Arjantin Brezilya'yı yenerek Copa Amerika'da şampiyon oldu. Messi de büyük turnuvada başarı kazanma şansına erişti sonunda. Sürekli Ronaldo ile kıyasında milli takımla elde ettiği başarı konusunda elde edemediği daha doğrusu geride görülüyordu. Ancak o da nasıl ki Ronaldo kendi milli takımıyla kıtasının şampiyonu olmuşken o da Copa Amerika'da şampiyondu ve milli takımdaki ilk büyük uluslararası kupasını kazandı. Ne olacak şimdi bu rekabette artık sence? Daha neyi tartışacağız? Ya ben şeylerden yana değilim bu tip konularda. İşte şu kadar kupa kazandı, bu kadar Ballon d'Or kazandı. Ben etkisine bakıyorum. Ya beni Messi daha çok etkiledi. Daha uzun süre futbola hükmettiğini ve hali Messi
Ronaldo biraz daha düşüşe geçti. Messi biraz daha devam edebilir. İyi bir Barcelona'da kurulursa. Ya Messi bir kere bence şunu aşmış. Hatırlıyorsun o ergen tripleri olan, Copa Amerika finali kaybedince milli takımı bırakan Messi gitmiş. Takım içinde çok saygı gören, yani tabii ki Messi gelmiş geçmiş en büyük futbolcu belki ama yani maç bitti. Herkes Messi'ye koşuyor. İnanılmaz bir şey yani. Bunu evet. sağlamış olması bence çok kıymetli. Ve hep Arjantin milli takımında böyle lüzumsuz oyuncular olurdu. Ya bunun ne işi var derdim. Ya bu sefer ben çok beğendim Arjantin takımını ya. Bence olması gerektiği gibi her mevkide. Yani şey de değil. O Sabeyyan'ı, rahmetli Sabeyyan'ın 2014'te 5 hücumcu, 5 savunmacı, ortada Di Maria'sı gibi de değil. Yani beğendim Arjantin'i. Seneye ümitliyim ben. Ümitlendim. Aynen. Messi de zaten turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Gol kralı olarak tamamladı ve 4'te asist yaptı. Pardon, 5'te asist yaptı. 4 gol 5 asist. Öyle tamamladı turnuvayı. Turnuva ya artık gerçekten ben bunu istiyorum dedi. Son zaten seneye. Oluyor. Ondan sonra zor. Tabii. Evet. Bundan sonrası zordu. Son da en azından Copa America'nın şans. Bu arada Ronaldo da Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı oldu. Böyle onlar için ilginç bir şey yaşandı. Kendi ya bu gol krallığı falan da rekabetinde. Yani Ronaldo'nun attığı goller yani senin için bir şey ifade etti mi bu turnuvada? Yok tabii. Ya o çok bir şey ifade etmiyor bana. Yani mesela Ronaldo'nun attığı gollerden mesela ben Pogba'yı tercih ederim mesela. Yani Lukaku'yu tercih ederim. Yani takımlarını alıp farklı bir noktaya taşıdılar. Ben İngiltere milli takımında olan bir oyuncu mesela gol kralı olamaz. Zaten 1-0 kazanıyorlardı bütün maçları. Sterling'in attığı gollerle kaç tane maç kazandılar. Yani onun için mesela o çok takılmıyorum ona. Şimdi Patrick Schick galiba aynı sayıda gol atmışlar. Ya Patrick Schick'in bu kadar gol atması kıymetli bir şey. Hem Ronaldo kalibresinde bir oyuncu olmadığı için. Hem de Çek Cumhuriyeti gibi bir takımı nereden nereye taşıdı. Gruptan çıkardı falan. O kıymetli ama Copa Amerika'da da Messi'nin gol kralı olması değil ama Arjantin'i taşıması, yarı finalde finalde gol atmasa dahi taşıması ve Brezilya'da kupa kaldırmak gerçekten çok büyük bir bence Messi'nin de futbol, bir düşüşteydi bence son zamanlarda. Psikolojik olarak özellikle kalkışını temsil edebilecek bir maç gibi turnuvaydı. Gerçi ben de çok mutlu oldum gerçekten. İnşallah seneye de Dünya Kupası kazanır artık bu boş muhabbetler. Dünya Kupası kazandı kazanmadı. Ben yani boş buluyorum bunu birazcık da. Ya şimdi Almanya maçını izledik. Higuain 3 tane adam getirdi verdi kalenin ağzında. Getirdiği adam da Higuain dağlara taşlara vuruyor. Yani bu Messi kötü futbolcu mu yapıyor? Yani hep aynı örnek veriliyor ya. Maradona getirdi. Valdano attı. Şey atamadı. Higuain atamadı. Aradaki fark bu birazcık da yani. Brezilya'da Arjantin'de Dünya Kupası da kazanabilir. Neyse inşallah seneye Katar'da kazanır. Şeyde bir de Brezilya'da bunu kazanmış olma şansı da Arjantin'in artan vaka sayıları nedeniyle turnuvayı düzenlemekten çekilmesi olmuştu. Aslında Arjantin'e Kolombiya ortak düzenleyeceklerdi. Kolombiya'da zaten hem salgın hem iç karışıklıklar derken oradan zaten alınmış turnuva. Daha sonra Arjantin'de de vaka sayıları artınca Arjantin'de ortada kaldı turnuva. Bir ara Amerika'da ya da Katar'da yapmayı bile düşündüler. Abi ortak ama düzenleme sonra işini de yani çok fazla abartılmadım artık ya. Ya zaten 10 tane takım katılıyor. 2 tanesi ortak niye düzenlesin ya? Ki yani böyle bir dönemde hani o kadar abi işte toplayın bir yerde oynayın 3 şehirde. Yani. Evet o kadar seyahatleri kısmak yerine arttıracak şeyler yapmak da ayrı bir. O şekilde Brezilya ya ben yaparım turnuvayı deyip ki korona salgının da en vahim yaşanan ülkelerden bir tanesi. Yok varsayıyorlar zaten ya biliyorsun. Yani o da ilginç bir durum. Brezilya'da düzenlendi. Bu şekilde Messi de Brezilya'da Brezilya'ya karşı Copa America şampiyonluğunu yaşamış oldu. Şeyde çok güzel bir görüntüydü. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. En son onu söyleyeyim istersen. Neymar'la Messi de birbirini seven sayan iki futbolcu evet. beraber de oynamışlardı. O görüntü de gerçekten çok şıktı. Yani Neymar da ağlıyordu. Çok üzgündü. Ama yani saygı evet. duydu. O büyük futbolcuyu gitti, sarıldı, tebrik etti ki Messi son iki maçı galiba sakat oynamış. Yani bayağı sıkıntılı bir şekilde oynamış. Onun için belki arkadaşlarına maç koştu. Neymar da yani büyüklüğünü gösterdi. Gitti, saygısını gösterdi, kendini de gösterdi. En güzel şekilde tebrik etti. O da çok kıymetli bir şey bence. Muhakkak tabii. Oradan diğer şampiyona Novak Djokovic'e geçti. O da Wimbledon'da İtalyan yeni Grand Slam şampiyonluk sayısında Federer ve Nadal'ı yakaladı. Ya geçti bence ya. Şu an üçü de 20'de eşitlendi ama tabii ki yani daha kariyeri devam ediyor. Geçecek. O da ayrı bir tartışma. Teniste de böyle bir tartışma var. Federer'ciler. Abi, teniste bir tartışma yok ya. Teniste bir tartışma yok ya. Yani tabii bunu aşmak lazım. Ya muhakkak tabii ki. Ya şöyle bir şey var yani aslında çok porda ilginç bir dönemdeyiz. Çok ciddi büyük yıldızları izleme şansına eriş. Hepsini bir arada izleyebiliyoruz. Bundan keyif almak yerine işte şucular bucular olarak diğerini kötüleyerek izlemek ya da takip etmek bana da çok bir şey geliyor. Ya bir de kutsal değil hiçbiri ya. Ben ona kızıyorum biliyorsun. Ya, evet. Kutsal değil ya. Yani Federer'le birini kıyaslamak hakaret gibi falan anlaşılıyor. Ya değil yani. Ben öyle muhakkak görmeyebilirim. Federer de bir porcu ki bu yaşına rağmen
kariyerini hem devam ettiriyor. Bir taraftan da Djokovic harika bir sporcu da o. Yani çok inatçı, çok hırslı ve bir taraftan da çok oyunu bir şekilde zarif oynayabilen isimlerden bir tanesi. Bir tarafta da Nadal var. O da çok harika karakterlerden bir tanesi. Ne bileyim, bunları bir arada izliyor olmak, aynı zamanda denk gelmiş olmaları bence müthiş bir keyif ya. Ya şu da çok güzel bence. İnsanlar onu ihmal ediyorlar. Ya Federer'in, ben mesela hiç Federer 6-7 Grand Slam'i vardı Nadal çıktığında, sonra Djokovic çıktı. O 6-7 Grand Slam, yani Federer'in yenilmez olması, sürekli kazanması o kadar kıymetli bir şey. Ya tabii ki kendisi için kıymetli ama ya bu tip tenisçileri başarıya ulaştıkları kadar onları yenen birinin çıkması da çok kıymetli bence. Yani Federer'i izledik, Nadal'ı izledik ama onları yenen, onlardan daha iyi birinin de geldiğini görmek, onu izlemek de ayrı bir keyif. Bundan da keyif almalıyız. Ya ben bir Nadal'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Kabul etmek lazım. Djokovic, Nadal'dan da, Federer'den daha üst bir noktaya ulaştı ve bunu yani kısa bir süre yapmıştı 2015'te. Ya son 1,5 yıldır bunu da sürdürüyor. Yani kazanamadığı Grand Slam, işte bir hakemle bir top atma olayı olmuştu geçen sene Amerika için. Evet. O da olmasa her şeyi kazanmıştı zaten. Şimdi de tarihe geçme şansı var. Biliyorsun. Tarihte takvim Grand Slam'i yapanlar var ama aynı sene bir de olimpiyat altını alıp Golden Grand Slam yapan sadece Steffi Graf var. Erkek tenisçi yok. Bence kazanmaya da çok yakın bunu. Tabii. Şöyle bir şey var. O bahsettiğim 1,5 senelik dönem, yani o sakatlığı 2018'den sonra, sakatlığını atlattıktan sonra 77 Grand Slam maçı oynamış abi. 73'ünü kazanmış. Sadece 4'ünü kaybediyor ki bunlardan bir tanesi de bahsettiğin o diskalifiye olduğu maç. 2018 Wimbledon'dan bu yana da 12 Grand Slam'in 8'ini kazanıyor. Yani müthiş. Ya bir de şu çok saygıdeğer. Nadal için demiştim. Aynısını söylemeliyim Djokovic için de. Djokovic ciddi bir sakatlık geçirdi ve bu oyuncular zaten bu kadar Grand Slam kazanamazsın öyle. Yani oyununu değiştirmeden, üstün oyununu koruyarak değil, rakiplerinin de oyununu değiştirmesiyle daha da onlara göre de oyunlarını geliştirip farklı bir noktaya ulaşan oyuncular olduğu için. Yoksa yani mantıklı bir şey değil. Toprakta da, çimde de, işte sert kortta da eze eze yenmek çok kolay bir şey değil. Çok saygı duymamız lazım. Çok büyük bir tenisçi Novak Djokovic. Yani şeyini kabul ediyorum. Nadal ve Federer kadar beyefendi değil. Ama o da ayrı bir renk yani. Onu da bayağı törpüledin birazcık rakiplerinin de sayesinde. Yani çok renkli bir karakter. Çok büyük bir sporcu. Keyifle izleyelim. Zaten 34 yaşında, o da en gençleri o içlerinde. Uzun yıllar izlemeyeceğiz. Keyfini çıkaralım. Ki bahsettiğin profilin nedeniyle her tribünde de bir tepki görür. Rakip alkışlanırken kendisi yuhalanır. Bir de o bir şey daha var abi, bir istatistik daha var, onu da vererek aslında başardığı, o kariyeri boyunca başardığı kez daha izleyelim. İlk Grand Slam'ini kazandığında Federer'in 16'ymış abi sayı. Evet, onu diyorum ben de. Şu an Federer'in kariyeri bitmeden onu yakalamış oldu. Ya Federer'i Wimbledon'da kaç kere yendi ya? Wimbledon hep kalesi falan dedi. Bence Djokovic'in kalesi. Kaç kere yendi? Djokovic diyoruz işte 13 tane kazandı Roland Garros falan. Yani Nadal'ı 2 kere yendi Roland Garros'ta, yani finale denk gelmedi. Yarı finalde yendi ama yani iki kere yenip Grand Slam kazandı ve sakat falan değildi yani. Mesela Federer de saygı duymak lazım. Kazandı Roland Garros'u ama yani Söderling yendi çeyrek finalde. O da onu yendi. Kazandı yani. Kazandı tamam ama bayağı Nadal sağlamdı. Oynuyordu. Djokovic geldi. Yendi. Kazandı yani. İki kere, bir kere dedi. Ve arada bayağı zaman da var ikisi arasında. Ben kendisine saygı duyuyorum ve takvim Grand Slam'i de göreceğimi düşünmüyordum. Serena'da yapamayınca. Kadınlarda, erkeklerde görebileceğimi düşünmüyordum. Şu an artık göreceğiz herhalde. Amerika Açık'ta hep bir şansı tutar Nadal'ın ama çok zor. Ya işte sporcuların fiziki olarak ulaştıkları seviye artık çok acayip bir yer. Ya biz çocukken 32 yaşına falan, 31-32 yaşına gelince tenisçi yaşlandı denirdi. Artık yavaş yavaş kariyerleri düşmeye başlar, bırakırlardı. Ya bunlar 35-36 yaşında genç çocuklara şey falan diyorlardı, bu işte Dimitrov falan. Geliyorlar, yeni jenerasyon falan, emekli ettiler onları ya. Evet abi, hala daha kimse gelemiyor yani, hala daha bu üçlüyü konuşuyoruz. Ya Zverev falan hepsi evet. Kaç yaşına, şey o Dominic Thiem 93'lü ya, 28 yaşına geldi. 28 yaşında bunların kaç tane, bütün kariyer Grand Slam'i falan yapmıştı hepsi. Sporcular ki olarak acayip yerlere geldi. Bilmiyorum, böyle efsaneler ilerleyen yıllarda dediğim gibi çok şanslıyız yani. Futbolda da var bu, basketbolda da var, teniste de var. Şimdi motor sporları da yeni yeni kendine kahramanlar ya da olanlar kariyerlerini daha da... Onlara da yetiştik. Evet, ya Schumacher'e yetiştik, Hamilton'a yetiştik. Tabii, tabii, tabii. Senle olmadı ama Alonso'ya yetiştik. Çok önemli sporcular izledik ya. Rally'de de dünyanın gelmiş en büyük rallycisi Sebastian Loeb. Yıllardır izliyorum ben. Çok büyük sporcu. Hepsini izledik yani. Şanslıyız bayağı. O yüzden şanslıyız. Buculuk yapmaktansa keyif alarak. Bence de. Abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ara vereceğiz haftaya herhalde. Bizde bayram da var. Spor gündemi de biraz yavaşlıyorken 2 hafta sonra ve sonra yeni sezonla birlikte sıklaşan programlarımızda sizlerle olacağız.
altı çizili kısa bir ara vereceğiz. Ufak bir hem bayram hem tatil molası olacak hep için. Tekrar ağzına sağlık bu akşam için de abi. Güzel bir sezon oldu altılı için bence. Elimizden geldiğince gündemin kendi açımızdan kıyıda köşede kalan bazı konu taraftan da önemli gördüğüm konuların altını çizmeye, konuşmaya çalıştık. Çok güzel sohbetler oldu gerçekten. Bazen şöyle geri dönüp bu arada 20... Daldan dala atladık biraz ama keyifliydi. Evet evet keyifliydi gerçekten. Dönüp bakıyorum böyle neler konuşuyor. Yani çok güzel konular. Ben mesela Deniz Aytekin'in konuştuğumuz programı falan unutamıyorum. Gerçekten güzel sohbetler oldu bu sezon. Artık verdiğimiz aradan sonra geçiş oyununun programları için de ikinci sezon başlamış oldu. İlk sezonumuz günahıyla sevabıyla bitti. Evet. Büyük bir turnuva takip edip onunla alakalı da içerikler hazırlamaya iyi kötü artık. Bizim için de hem iyi bir tecrübe oldu hem de turnuvayı farklı bir gözle takip etmekti. Umarım daha iyi işlerle tekrar karşınızda olduk. Umarım. Abi görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Herkese iyi bayramlar dileğimizi de iletiyoruz. Sana da hoşça kal abi. Önümüzdeki haftalarda tekrar geçiş oyunu kanalında hem altı çizide hem de diğer içeriklerimizde yeni sezonlarıyla karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.